Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri neden savaştı? İslam'ın asıl saadetin iki bölümü, dönemi var. Birinci dönemi Mekke Mükerreme devri. Mekke-i Mükerreme'deyken Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne savaş için izin verilmedi. Bazı sahabeler, işkence görenler Peygamber'e yalvarlardı. Ne olur ya Resulallah, biz savaşalım derlerdi. Peygamber tavsiye ederdi. Henüz daha bana izin vermedi Rabbim diye. Önce inşallah kısaca Mekke dönemindeki duruma bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamberlik verildikten sonra davet ile, yani insanları Allah davet ile emrolundu. Ve şu ayet-i kerime ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin insanlara dağa göre başlamış oldu. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüel müddessirü kum fe enzir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine Mekke'nin dışında bunaldı, yoruldu. Bir hal oldu kendisine, mani hal oldu. Eve geldi. Dedi ki hanımına, Hatice annemize, ya Hatice, beni ört. Beni ört dedi. Hatice annemiz, Allah'ından razı olsun, Peygamber'e bir şey örttü. İşte o zaman Cebrail Aleyhisselam geldi ve bu ayet-i kerime getirdi. Estağfirullah. Ya eyyühel müddessiru. Ey tedessür eden, yani örtüye bürünen, yatan. Kum, kalk, kalk. Sen yatmak için yaratılmadın. Buradaki kalk, yani göreve kalk. Feendir, hemen insanları İnzara başla. İnzar, korkutma anlamına geliyor. Uyarma anlamına gelebiliyor. Daha ziyade inzar korkutmak ile o anlama gelir. Tabii o anda insanların her birisi gaflette, şirk olduğu için Belam buyurdu. Kum fe enzir. Yani burada ve beşir yok burada. Burada müjdeleme yok. İnsanları inzar eyle, uyar onları, göreve başla diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bu vahiy, Allah'ın ayetleri gelince, tabi bundan nasıl bir mesele, bizi aşan mesele bunlar. Peygamberimizin o kutsiyeti, kutsallığı, manevi hali, Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın gelişi, vahiy denen olayın bedene gelişi, bunları evliya bile anlayamaz bunlar. Çünkü evliyaya ancak ilham gelir. İlham başka. İlham kalbe gelir, doğuştur. Vahiy ancak peygamberlere gelir. Ancak onların durumu bilirler. Yüce Mevlamız buyurunca bu şekilde kalk davete başla. Yani göreve başla. İnsanların kurtarılmasına çalış diye. Tabi emir alan Resulullah Aleyhisselam Hazretleri ayağa kalktı. Allah'a bir tekbir getirdi. Ve hepinizin bildiği gibi önce hanımı Hatice validemizden başladı.
Onu Allah'a imana davet etti. O da elhamdülillah hemen kabul etti. İlk Müslüman hanım oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu davete başlamasıyla birlikte insanlara tebliğini gizli yapıyordu Peygamber Hazretleri. Gizden gizli yapıyordu. Yani çıkıp da meydanlara, insanlara açıkça tebliğ yapamıyordu. Çünkü gerçekten Peygamberimizin o günkü durumunu düşünsek sevgili kardeşlerim. Yani bizler şu anda ne yapıyoruz? Tertemiz camilerde, evimizde, sıcak odamızda, halı üzerinde namaz kılmaya üşeniyoruz. Elhamdülillah evimizde musluktan su akıyor. Hatta çoğumuzun evinde sıcak su da akıyor. Yani bizler bu kadar nimete kavuşturulmuşuz Allah tarafından. İçimizde nasıl bir tembellik var? O Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız kendi yapmakla kalmayacak bakınız. İnsanları Allah'a davet edecek. İslam'a davet edecek. Ama kimleri ama? Kim onun muhatapları? Kim var o yörede? O günkü kimler var Mekke'de? Kimler var? Cahiliye döneminde yetişen insanlar. Ahlakça geri, her açıdan geri insanlar. Vicdanları kararmış. Kumar, fuhuş, alkol, faiz, güçlü, zayıfı eziyor, köyler eziliyorlar. Öyle bir düzensiz bir kaos dönemi. İşte Allah-u Teala'nın Mevlamızın en sevgili son peygamberi böyle bir toplumu davette emir aldı. Tabi ne yapıyor önceleri? Yine bu Rabbimin böyle emriyle insanları gizden gizliye davet etmeye başladı. Tabi biraz İslam yatkı olanlar elhamdülillah İslam'a gelmeye başladılar. Fakat Mevlam sana şöyle buyurdu. Hicr Sûresi ayet 94'te Bismillah fasda bima tu'mer Mevlam buyurdu. Fasda bima tu'mer. Habib Muhammed'in emir olunduğunu açıkça artık ilan et, tebliğ et açıkça. Burada fasda, sıda baş ağrıtmak demektir ki yani başlarını ağrıtırcasına tekrar tekrar söyle. Açça söyle ve e'ril anil müşrikin. Ama bu tebliğ işini yaptıktan sonra müşriklerden ayrıl. Buyurun Mevlam buyurdu. Onlara bir arada oturma. Onların sohbetine, konuşmalarına katılma, karışma. Onlarla beraber olma. Yalnız tebliğ görevini buna artık gizli değil, açık yap. Öyle buyurdu. İşte bu ayet-i kerimenin gelmesiyle birlikte gerçekten Peygamberimizin durumu çok tabii ağırlaştı. Ağırlaştı. Çünkü topluma hitap edecek. İşlerinde ne azgınları var, canavarlar var. Yapılar, mizaçları sert kendilerinin. Bu ayet-i kerime beraber Mekke mükerremede çok çetin dönem başladı. Müşrikler tuttuğunu dövüyorlar, işkence yapıyorlar. Hiçbir hukuk kuralı yok, hiçbir şey yok. Kim güçlü kuvvetliyse haklı o oluyor. Kuvveti olanın orada sözü geçiyor. Tabii zavallılar
Müslüman kardeşlerimiz eziliyorlar. Fakat Müslümanlara Mevlam izin vermedi ki onlarla savaşmaya. Hatta savurmak bile yoktu kendilerini. O durumda Mekke-i Mükerreme'de. Bu nedenine gelince şimdi, tabi her şeyin bir hikmeti var. Eğer hemen böyle bir savaşla işe başlansaydı, ortaya bir korku salınsaydı, o zaman ilk Müslümanlardan bazıları korkarak İslam'a gelirlerdi ama İslam'da yaşanmazdı. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber. İslam son hak din. Kur'an son Allah'ın kitabı. Ne demek son anlamına? Son şu anlama geliyor. Yani kıyamete kadar bunları geçerli olacaklar. Başka peygamber gelmeyecek. Başka kitap gelmeyecek. Bu İslam dininin tabii ki sağlam temellere oturtulması gerekiyordu. Bu da nedir? İnsanlar olacak tabii. Sonra Medine dönemi başladı. Tabii biliyorsunuz hicret denen bir olay, göç olayı oldu. Önce sahabeler Mekke'den Medine'ye gittiler ve sonunda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Mekke'den Medine'ye gidince Medine dönemi başlamış oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberliği 23 yıl oldu. 13 yılı Mekke'de geçti. 10 yılı ise Medine'de geçti. Şimdi Medine'ye gelince Medine'deki durum neydi? Önce Müslümanlar Medine'de birleştiler. Medine'de hemen hemen insanların tamamına yakını İslam'ı kabullendiği için Medine-i Münevvere'de İslam devleti otomatikman kurulmuş oldu. Tabii her şey Peygamber'e soruluyor. Hem Allah'ın Resulü hem devletin başı olduğu ordunun başkomutu olduğu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Tabii bu arada Allah'ın hükümleri Kur'an'daki ilahi emirlerde uygulanmaya başlandı. Yani kanun nizam Kur'an-ı Kerim oldu. Ancak Medine'de kurulan bu İslam devletinin yaşanması meselesi şimdi. Bir devleti kurmak meselesi var. Bir de devletin yaşanması meselesi var. Mesela günümüzde bile büyük bir kabile de devlet kurabilir. Ben devlet kurdum der. Hatta asker de ortaya çıkarabilir, ordu kurabilir. Ama tabii kur devleti yaşamaz. Demek ki devleti kurmak ayrı, yaşaması ayrı konu. Şimdi bakalım inşallah Medine'deki durum nasıldı? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zaman Medine-i Münevvere'de iki Arap kabilesi vardı Medine'de. Biri Hazreç, biri Evs kabilesi. Bu iki kabile aslında iki kardeşten üreyen nesiller bunlar. Bunlar Yemen'den Medine'ye yerleşen Araplar bunlar. Bu iki kabile aslında iki kardeşin torunları nesilleriyken tabi zamanla aralarına bir düşmanlık girdi. Asırlarca birbirine boğuştu bunlar. Savaşta birbirleriyle. Ne demek savaş? Tabi savaşta mutlaka ölüm oluyor. Gençler ölüyorlar. Savaşanlar ölüyorlar. Ölenlerin annesi ağlıyor, babası ağlıyor, eşleri dul kalıyor, çünkü yetim kalıyor çocuklara da.
Bu arada tabi gençlik de gidiyor. Tükeniyor bu şekilde. Elhamdülillah İslamlaşan Medine halkı, bu İslam bunların bir çimentosu oldu. İki düşman kabilenin, elhamdülillah ikisi bunda birleştiler. Eski kan davaları artık unutuldu. Bunlar elhamdülillah namaz beraber kılıyorlar. Aynı safta omuz omuza kardeş oldular. Ama gerçek kardeş oldular ama. Kinler unutuldu. Düşmanlık unutuldu. Kan davaları bitti artık aralarında. Tabi buna herkese seviniyor. Kendileri seviniyor buna. Yaşlılar elhamdülillah diyorlar. Artık savaş olmaz. Evladımız ölmez diyorlar tabi onlar da. Ayrıca bir de Mekke'den gelen muhacirin. Bu Evs, Hazreç kabileleri Mekke'den gelen muhacirin de Birleşik Medine Münevvere'de elhamdülillah bir İslam birliği oluştu. Bu birlik gerçekten birlikti ama. Yani birbirini gerçekten seven Müslümanların topluluğuydu. Yalnız o günkü Medine-i Münevvere bugün Anadolu'nun bir ilçesi kadar ancak. Yani Anadolu'nun en küçük bir ilçesi kadardı. O günkü Medine-i Münevvere. İnsana tabi az. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız Medine'ye has değil ki peygamberliği. Onu Yüce Rabbim bütün insanlığa gönderdi. Son peygamber bütün insanlığa peygamber gönderildi. Yalnız Medine'de sıkışıp kalması hem imkansız hem de Medine İslam'da yaşaması imkansız. Nedenine gelince Medine'nin hemen yakınında 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Bu Yahudiler Roma devleti Kudüs'e saldırınca Hz. İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılışından 40 sene sonra, yani miladi aşağı yukarı 73 yıllarında Roma devleti Kudüs'e saldırdı. Buna Allah'ın tabi takdiriyle olan şeyler bunlar. Kudüs'te en azından 70 bin Yahudi kılıçtan geçirildi. Kudüs'te nasıl ki bazen aşırı yağmur yağar, arkasından sel bastı gibi, sanki Kudüs sokaklarını kan seli bastı. Her taraf kan gölüne döndü Kudüs'te. İşte bu Roma'nın kılıçtan kaçan bazı Yahudiler ne yaptılar? Güneye doğru gittiler. Arap Yarımadası'na gittiler. Bir kısmı Hayber'de kaldı. Bir kısmı da Medine'nin yanına geldiler. 3 ayrı kabile. Beni Kaynuka kabilesi, Beni Nadir kabilesi, bir de Beni Kureyza. Yani Kureyza oğulları, Nadir oğulları ve Kaynuka oğulları denen 3 ayrı toplum, 3 ayrı kabile Medine'nin yakınlarında idiler. Muhkem, çok sağlam kaleleri vardı. Güçlüydüler. Savaşçıydı bunlar da. Gerçekte bu Yahudiler henüz daha tam bozulmayan Tevrat'a sahiptiler bunlar. Son peygamberin geleceğini çok iyi biliyorlardı Tevrat'tan. Fakat Yahudilerde çok aşırı ırkçılık vardı Yahudiler. Aşırı ırkçılık vardır. Onların isteği şuydu, beklentileri son peygamberde Yahudi ırkından gelsin diye. Hem Allah-u Teala tabi ayrım yapmaz Allah-u Teala. Yani Türk, Arap, İngiliz, Rum, Allah'ın fark etmiyor tabi. Son peygamberin Arap'tan gelmesi onların kıskançlığını, ırkçılık damarlarını tahrik etti.
son peygamberin peygamber olduğunu iyi bildikleri halde sır Yahudilikten kaynaklanan ırkçılık nedeniyle onu kabul etmediler ve tabi dolayısıyla peygamberimize, İslam'a düşman oldular. Demek ki Medine'nin yakınında bulunan üç ayrı kabile, Yahudi kabilesi, üç İslam'a düşmanlar. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelmezden önce Medine bulunan Abla bin Übey denen kişi. Medine'de ileri gelenlerinden, liderlerdendi, sözü geçen kişiydi. Çok kuvvetli konuşma hitabeti vardı. İnsanlara etkileyici, duygusal konuşmalar yapardı. Medine Münevvere'de ağırlığı vardı, saygınlığı vardı. Hatta ileride Medine'de onun lider olacağı beklentisi de vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelip de Medine tabi devleti kurulunca doğal olarak Peygamberimizin yanında o küçüldü, gölgede kaldı. O da İslam'a geldi dışıyla. Diliyle İslam'a geldi. İslam'ı kabullendiğini söyledi. Ama sırf kıskançlığından dolayı Peygamberimizi çekemedi. Ve bu da gizden gizliye İslam düşmanlığına başladı. Şimdi bunlara da münafık deniyor bunlara da. Yani dışı ile, dili ile İslam'ı kabullendiğini söyleyin. Hatta namaz da kılan meşrile girip de ama içinden İslam'a karşı olan kişiler de münafık deniyor. Tabi bunun taraftarları da vardı. Aşağı yukarı 300 kadar bunun taraftarı da vardı. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, Medine gibi, o günkü Medine gibi bugün bir ilçesi Anadolu'nun. Öyle küçük bir kasabada 3 tane düşman Yahudi kabilesi var. 3 de peygamberimize, İslam'a aşırı düşman. İçeride münafıklar var. Dışarıya baktığımız zamanlar önce tabi Mekke müşrikleri. Mekke müşrikleri de zaten Peygamberimizin en azı düşmanları ve Mekke müşriklerinin tek amacı da Medine'ye saldırıp Peygamberimizi, bütün Müslümanları öldürmek için bunu yapmak. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gittikten sonra Mekke müşrikleri o münafıka, yani Abla bin Übey'e mektup yazıyorlar. Diyorlar ki ona, ya Muhammed'i oradan çıkarın, oradan çıkarın onu, ya da diyorlar biz Medine'ye geliriz, bütün erkekleri öldürür, kadınları köle yaparız diyorlar. Bu tabi münafık da onlarla işbirliği yapmaya kalkışıyor, gizden gizliye, Yahudilerle gizden gizliye görüşüyor, hem Yahudilerle hem Mekke müşrikleriyle anlaşıp, birleşip İslam yapmaya çalışıyorlar. Yine bunun dışında daha başka Arap kabileleri var tabi. O gün şartlarında kabile kabile toplumlar var. Bu diğer kabilelerinde hepsi tabi o gün için müşrik hepsi de o anda. Henüz daha Müslüman olmamışlar. Bunlara bir kısmı İslam'a aşırı düşman. Bir kısmı da alışmışlar, çapulcu alışmış, çapulcu. Yani arada bir Medine'ye baskın yapıyorlar. Medine'nin dışında buldukları hayvan sürülerini alıp kaçırı gidiyorlar bunlar da. Özellikle diğer kabileler de Mekkelilere bakıyorlar.
Çünkü onların gözünde Mekke-i Mükerreme kutsal bir yer. Kabe Allah'ın korumasında. Fil olaydan sonra bu inandılar. Onların gözüne de Kabe kutsal bir yer. Tabi dolayısıyla Mekke müşriklerine bağlılar bunlar. Peki bu durumda Medine gibi o günkü küçük yerde kurulan İslam'da yaşaması tabi maddi olarak imkansız görülüyor bugün için. Üç Yahuda kabilesi çok muhkem, yani güçlü, sağlam kaleleri de var. Silahlılar o günün şartlarına göre. İçinde münafıklar var. Mekke müşrikleri var. Arap kabileleri var. Tabii o gün için dünyada Roma devleti var, İran var, Yemen var, Habeşistan devleti var. Fakat onlar pek buraya daha karışmıyorlar. Hele o günkü Roma devleti için, yani Medine'yi kurulan devlet onlara göre bir avuç karınca gibi bir şey. O günkü Roma'ya göre. Onlar o gün için bunu muhatap bile almıyorlar. Bir de sevgili kardeşlerim, madde aleminde her şeyin aslı atomdur, elementlerdir. Atomlar bir karar durmazlar. Atom başka atoma dönüşür, elektronları değiştirir, birleşip başka bir maddeye dönüşürler. Bu arada hava olduğu gibi durmaz, deniz olduğu gibi durmaz, ısı olduğu gibi durmaz. İşte bu madde aleminin Allah'ın koyduğu düzen gereği, yapısından dolayı bir hareketlilik vardır madde aleminde. Bu madde alemindeki sırları iyi bilen melekler, Allah öyle buyurmuşlardı melekler. Yani Yüce Rabbimiz meleklere, ey meleklerim, ben Adem'i yaratacağım. Ya insan yaratacağım. Diye onlara böyle haber verince melekler korktular. Ya Rabbi, yani insanın yaratacağı maddeyi atom elementleri iyi bilen melekler korktular. Ya Rabbi, o insanlar rahat durmazlar. Fesat çıkarırlar. Fitne çıkarırlar. Kan dökerler. İnsan da son varlık olacağından, insanlar böyle yapınca tabi dünyanın düzeni bozuldu mu artık kıyam kopması da gerekiyor. Melekler bunu bildiği için korktular. Ya Rabbi, bizler seni hamd ile tesbih ediyoruz sana ya Rabbi. Yani acaba o insanı yaratmasan diye bir fikir ileri sürdüler. Tabi Rabbim onlara buyurdu. Sizin bir bedeniniz bazı geçiyor var Mevlam buyurdu. Şimdi madde alemin yapısında bir hareketlilik vardır. Ne toprak durduğu gibi durur, ne hava sakin durduğu gibi durur, ne denizler dalgalanmadan dururlar. Ne ısı olduğu gibi durur, aynı kadar durur. İnsanın da yapısında bu dört madde olduğu için insanlarda tabi olarak bir hareketlilik var insanlarda da. Bu arada insanların bazılarının yapısı daha da karmaşıktır. Yani ısı fazla olan, işte harareti fazla olan kişilerde yapısı olur insanlarda. Çünkü insanların genleri de atomdan meydana gelecek kardeşler. Yani her şeyin aslı atomdur. Atomlar tabi gökten su yağmuru yiyince bu yedi atomlar çözümleniyor bunlar. Yani erime oluyor. Bunları bitki kökleri emiyorlar bunları. Mübarek bitki kökünde bırakan bir ağacı da küçük bir yonca, bir çimen böyle. Hatta küçük bir çiçek,
bile ona kökleri var. O da erimiş elementleri emince bakın ne oluyor değil mi arkadaşlar? O bitkiciğin kökünde sanki bir laboratuvar var. Hemen anında aldığı yumuşamış, erimiş, çamur şeklindeki elementleri hemen tahlil ediyor onları. İçinde kimyasal değişim oluyor. Ölü çamur olduğu elementler hemen hücreye dönüşüyorlar. Tabi insan hücresine dönüşüyor bunlar. Ama aslı atom insan her şeyin aslı. Şimdi insanların da bazısı daha hareketli. Hatta bu tabii çocukken de belli olur. Mesela birkaç sefer geçerken okul önünden şöyle çocuklara baktım. Çocuklar teneffüste oynuyor bahçede çocuklar, koşuyorlar. Hatta içim yanında acıdım bile. Baktım bir çocuk, çok temiz çocuk, melek gibi sakin çocuk. Şimdi yavaşça çıkarken biri koştu bir şeyime taktı. Şöyle düşürdü. Biri arkasını itti. Birbirine çatışmalar. Yani daha çocukken bile yapısı böyle olan kişiler, genlinden bu kaynaklanan kişiler rahat duramıyorlar. Mutlaka birine saldıracak. Hiçbir alacağı yok. Vereceği yok. Belki şunun sınıfı ayrı. Onu tanımıyor belki de. Ama sırf içinden kaynaklanan o gen yapısından dolayı bir saldırganlık hali. İşte böyle bir çocuk yarın ileride tabii bir iş sahibi olacak, güç sahibi olacak. Bunların bazıları belli makamlara gelecek bunlar. İşte böyle kişiler devletin başına geçtiği zaman ne oluyor? O çocukken nasıl ki sakin çocuğa mutlaka omuzla vuracak, elinle vuracak, ayağına şeme takacak, onu ağlatacak, ondan bir zevk aldığı gibi bunlar devletin başına geçince de biraz da güçlü olunca ne yapıyor bu sefer bunlar? Ya kendi vatandaşını eziyor, baskı yapıyor, zulüm yapıyor, haksızlık ediyor. Eğer biraz daha kuvvet olsun, bu da bu komşu devletlere savaş açtırdığı yerde açıyor. Bu tabi durmaz. Böyle devam eder bu. Çünkü kümesteki 3-5 tavuk bile rahat durmazlar. Birbirine gagalarlar. Kuşlar havada birbirine gagalarlar. Denizdeki balıklar birbirine boğuşurlar. Ormandaki hayvanlar birbirine boğuşurlar. Hatta küçük varlıklar vardır. Mikrokozma denen, göze görülemeyen küçük varlıklar vardır. Yani bir kaşık durgun suda belki milyarlar aşan bu küçük varlıklar vardır. Mikrokozma denen varlıklar vardır. Bakınız bir kaşık suda milyarları bulan küçük balıklar var. Gözü görülenmez. Bunlar da birbirine boğuşuyor bunlar. Bunlar birbirine boğuşuyorlar. Erkeğe var bunların da, dişi var. Eşlenirler, ürerler, nesilleri olur. Birbirine yerler, birbirine boğuşuyorlar. Demek ki uçan kuştan denizdeki balıklara kadar, ormandaki vahşi canavarlardan ehil hayvanlara kadar madde aleminde mutlaka bir kargaşa var böyle. Bu atom yapısı budur muhtemelen. Havada durmaz, denizde çalkalanan durmaz, böyle devam eder. Şimdi bazıları bunu sanki dine veriyorlar. İşte hep savaşların şu dinden kaynaklanıyor diyorlar. Bir zamanlar Alman Yahudisi Karl Marx denen o komünistlerin akıl hocası da o da bu şeye yüklenmiş, felsefeye kapılmış zavallı. Aklınca işte komünizm gelecek, dinlere kalkacak, savaş duracak. Durdu mu? Durmadı. Rusya'ya komünizm geldi.
Milyonlar kişi içinden öldürüldü. İki komünist devlet o gün için. Çin ve Rusya birbirine savaş durumuna geldiler. İkisi dinsiz, ateist. İkisi de komünist. Ama iki kardeş de birbirine savaşıyorlar efendim. Mesela Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı neden kaynaklandı? Hristiyanlar kendi aralarında, Almanya ona saldırdı, o ona bu saldırdı. Demek ki yani savaşların nedeni, kökeni aslında din değil. İnsanların yapısından bu vardır böyle. Bu şey olur. İşte Medine'de kurulan o günkü İslam devleti de yaşaması için ne gerekiyor? Güçlü olması gerekiyor. Kendini savunması gerekiyor. Ayrıca bu tabi normal bir devlet değil. Asıl amaç bunu nedir? İslam'ı insana anlatmak, yaymak bunu anlatmaktır. Şimdi Medine Münevvere'de elhamdülillah İslam devleti kuruldu ama etrafı düşmana sarıldı. Hatta bir ara Mekke'den gelen bazı kişiler Medine'ye kadar gelip saldırırlar. Ya bazı şey yağmadılar. Bunları aldı götürürler. Etraf kabileden Medine dışına saldıranlar oluyor. Şimdi ne yapması gerekiyor? Henüz daha Müslümanlara savaş izin verilmedi henüz daha. Benim vermedi daha. Bundan sonra ilk emir izin şöyle verildi Müslümanlara. Allah da bizi bunu bildiriyor. Hac suresi ayet 39'da. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Üzine lillezine yukatelüne üzine izin verildi, olundu. Mevlam izin verdi. Bakın bu farz değil bu şimdi. Farz değil. Üzine izin verildi. Lillezine yukatelüne savaşılan kişilere. Yani başa gelip saldırıyorlar. Bu saldırıya uğrayan kişilere Mevlam izin verdi. Bi'ennehum zulümü. Bunlar zulmü uğradılar. Mazlum bunlar. Bunlara saldırılıyor. Bunların savaşmasına izin verildi. Yani ilk izin ancak savurma amacıyla izin verildi. Saldırı yok. Ne zaman ki saldırırlarsa, düşmana gelip saldırırsa, o zaman kendini savunmak için Müslümanla kılıca el vuracaklar. Yani buraya kadar hem izin vermedi böylece. Demek ki savaş en son çare ama gerektiği zaman yapması gerekiyor. Peki Medine'de bulunan bir avuç Müslüman işi silaha götürürlerse savaşta gitse ne olacak? O günkü dünya şartlarına baktığımız zaman yaşam imkansız. Hatta Medine'li Müslümanlar Akabe'de peygamberimize biat ederlerken henüz daha peygamber Mekke mükerremede biliyorsunuz. Medine'den gelen en son 75 kişi Medine'ye geldiler. Peygamberimizi Medine'ye davet ettiler. Ya Resulallah sen Mekke'de durma ya Resulallah. Her düşman sarmış. Medine'ye gel ya Resulallah dediler. Peygamber çağırdılar. Peygamber şöyle buyurdu. Peki ben Medine'ye gelirsem sonuca katlanır mısınız ama? Bunun üzerine orada bulunanlar kendine baktılar, düşündüler. Peki ne olabilir? Evet, sonucu kestirirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelip de İslam devleti kurulunca tabi bunun düşmanları var çok. Yahudiler düşman, Mekkeliler düşman, Araplar düşman. Tabi ileride Yemen düşman, Roma, İran bunun düşman olacaklar buna. Yani
bütün dünyayı karşı alacaklar böyle. Bütün dünyayı karşı alacaklar. Hatta dedi ki bir işlerinden, bakın bunu göze alabilir misiniz? Yani bütün dünyası düşman olabilir. Siz buna karşı durabilir misiniz? Ama tabii Peygamberimizin huzurunda o iman edenler. Nedir iman? Allah'ın varlığı, birliği. Baş ilah yok. Mülk Allah'ın cihazı. Azamet Mevlamızın, kudret Mevlamızın onundur. İşte böyle bir imanı yakın ile, böyle kesin imanla marifetullah'a erenler, Mevla'yı bilenler, evet baklar ki alem başıboş değil ama. İşte Mevla da böyle buyurdu onlara. Ve innallâh la nasrihim lekadir. Mevla buyurdu. Evet, Medine'de Müslümanlara önce savunma savaşı için izin verildi. Peki Müslümanlar savunmaya kalkıp da karşı tarafı da tabii öldürecekler. Savaş olacak bu. Onlar def edecekler. Peki karşı taraf bu sefer daha güçlerimiz saldırırsa ne olacak? Acaba sonuç ne, o iş büyür mü? Allah Teala buyurdu burada ama. Ve innallâhe, Allah kesin öyle şanıyım. Alâ nasrihim, onlara yardım etmeye le kadirün, Allah kadir güçlüdür Mevlam. Korkma Mevlam buyurdu. Bir zaman Medine ilk döneminde ancak böyle savunma savaşları yapıldı. Sonra Mevlam artık genel olarak Mevlam izin verdi. Bu da Bakara suresi ayet 190'da Mevlam buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda, Allah'ın dini için artık savaşınız. Mevlam buyurdu. Ellezine yukatilunüküm. Sizinle savaşanlarla kim olursa olsun, Mekke olsun, kim olursa olsun, Allah yolunda, Allah'ın dini için, Allah'ın dinini hakim kılmak için savaşın. Ve la ta'tedû. Ama Mevlam buyurdu, ama sakın aşırı gitmeyin. Yani haksızlık etmeyin, zulüm etmeyin. Yani kadınları öldürmeyin, çocukları öldürmeyin, hastaları öldürmeyin, yaşları öldürmeyin, insanların malına, ırzına zarar vermeyin. Ancak savaşanlarla bakınız. Savaşanlarla. Yani kim eli silah tutuyor, kimse savaşabiliyor, onlarla savaşın siz de. O savaşamayanlara, evinde oturanlara, kadına, hastaya, çoluk çocuğa, onlara saldırmayınız. Mevlam buyurdu. Yani bu kadar ince mesele. İnnallâhe la yuhibbül mu'tedîn. Allah Teala Mevlamız aşırı gidenleri Mevlam sevmez buyurdu. Şimdi bu ayet-i kerime beraber Müslümanlara artık savaş izni verildi. Tabii bu savaş ile, yani savaşanlarla savaştıracak. Bununla beraber ne olacak? İşte İslam devletinin yaşaması buna bağlı. Mesela bir Türkiye'mizde yurtta sulh, cihanda sulh. Sloganını söyledik. Faydası oldu mu? Olmadılar. Koca İkinci Dünya Savaşı da koptu bu slogandan sonra. Her gün yaratılan kan dökülüyor. Kan dökülüyor. Bu eşyanın tabiatına zıt bu yani böyle. Bu böyle. Efendim işte ılımlı Müslüman olmak, hoşgörü olmak. Hep bunlar bize empoze edilen sözcükler bunlar. Yani Hristiyanlığın hoşgörüsü yok mu onlarda? Peygamber hakaret ediyorlar. Karikatürleriyle, dilleriyle, sözleriyle her biri ediyorlar. Onların hoşgörü yok. Onların ılımlısı yok onların. Ama ne, Müslümanlara karşı
ya siz ılımlısınız bazı gruplara, işte hoş olacaksınız, şunlar bunlar. Yani Müslümanlar uyutulmaya çalışıyor muhtemelenler. Mevlam buyurdu, sizin de savaşanlarla, siz de Allah yolunda ama Allah'ın dinini hakim kılmak için savaşacaksınız. Demek ki İslam'da Mekke döneminde 13 yıl içerisinde savunma amacı ile bile savaş izin verilmedi. Neden? İslam geri anlatılması gerekiyor önce. İslam anlatılacak. Mucize gösterilecek. İnsanlar ikna edilecek. Delilleriyle, hikmetleriyle insanlara bu anlatılacak bunlar. Tabi bu yeterli mi? Yeterli olmuyor. Neden yeterli olmuyor? Çünkü bazı kabile reisleri, mesela Mekke mükerreme bir avuç müşrikin elinde. Tam halk da müşrik ama halk İslam'ı öğrenemiyorlar. Mekke hakim olan bir avuç azınlık güç egemenliğini yapmış, baskın yapmış, zulmü yapmış, İslam anlattırmıyor. Bunun gibi diğer kabile reisleri de 3-5 kişi kabileye hakim olmuşlar. Bunlar kabile halkına İslam anlattırmıyorlar bunlar. Ne gerekiyor tabii? Tabii ki o kabile ele geçirenler, aşırılar, halkını ezenlerin bertaraf edilmesi gerekiyor ki halk İslam'ı öğrensin. Şimdi ayrıca bir de tabi İslam'ın Medine Münevvere'de kapalı kalmaması gerekiyor. Medine Münevvere'de. Hele o gün için, o günkü büyük dünyada. O zaman dünya büyüktü. Yani irtibat ağları yoktu o gün dünyada. Deve yürüyüşüyle, at yürüyüşüyle ülkeye birini bulacaklar. O gün için dünya çok onlara göre muazzam büyüktü. O günkü büyük dünyada tabi İslam Medine'de kalsa ne olacaktı? Sürüm gitmesi gerekiyor orada böylece. Halbuki Mevlam şöyle buyurun, Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri'ne Saf Su ayet 9'da bu ayet-i kerime 3 yere geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevbe suresinde geçiyor. Fetih'te geçiyor. Bir de Saf suresinde geçiyor. Mevlam şöyle buyuruyor. Buyurdu yani Rabbimiz Bismillah Hüvellezi erse Resulehu Hüvellezi o Allah ki Celle Şahane'ye bak. Rabbül Alemin. Mülk onun. Ersele Resulehu o Resulünü peygamberine gönderdi. Bil hüda ve dinil hak. Hidayet ile insana vesile olmak üzere hak dinle gönderdi. Yani hak din işte ancak İslam'dır böyle. Allah peygamberimizi bunun için gönderdi. Peygamberin girişiyle beraber diğer dinlerin hükmü kaldırıldı muhtemelenler. Yani yürüten kaldırılan bir kanun gibi yürüten kaldırıldı. Mevlam buyuruyor. Tekrar başına alıyorum. Hüvellezi. Hüve zamir o demektir. Hüve o. Ellezi öyle Allah ki Celle Celaluhu. Öyle Allah ki ersele irsaleti gönderdi. Resulehu. Hu zaman Allah'a gidiyor. Allah Resulünü elçi peygamberine gönderdi. Bil hüda hidayet ile. Hidayet ancak peygamberimizin gösterdiği yol. Ve din hakkı hak dine gönderdi. Hak din ancak bu İslam'dır. Peki Mevlam neye gönderir peygamberimizi? Buna illet, talih deniyor buna. Hikmeti ne acaba? Onu Mevla buyuruyor. لِيُذْهِرَهُ عَلَد۪ينِ كُلِّ Bakınız. لِيُذْهِرَهُ Allah o peygamberini zahir kılacak, üstün kılması için. عَلَد۪ينِ كُلِّهِ Bütün dinler üzerine. Burada evet din kelimesi geçiyor burada. Hak olsun, batıl olsun
bir şeyi dinlenebiliyor böyle şey. İlah da bunun gibi. Her tablanışı ilah denir böyle. Ama hak değil, onlar hak olan Mevlamızdır. Mevlamızdır. Allah Teala buyuruyor, bütün dinlere, ister şirk mecusu olsun, putperest olsun, ehli kitap olsun, kim olsa olsun, Allah Teala peygamberi gönderdi, bütün dinler üzerine üstün olacak o. Yani İslam'ın hakimiyetini, üstünlüğünü kabullenecek, hepsi edecekler. Son peygamber, son kitap, Allah'ın dini, hak din olarak İslam'a göndermiş, bunları göndermiştir. Velev kerihel müşrikûn. Müşrikler bunu istemeseler de bakınız. Keri, hoşlanmasalar da, müşrik istemeseler de, İslam istemeseler de, ne kadar önlem de alsalar, ne kadar saldırıya geçseler, aralarında birleşip Medine'ye saldırsalar da başarılı olamayacaklar. Neden? Mevlam, Allah'ın dili budur. Peki bu ayet-i kerime geldiği zaman bir o günkü döneme bakalım sevgili kardeşlerim. Bakınız. Yüce Mevla buyuruyor. O günkü dünyayı alalım böyle. Arap kabile serpilmiş Arap Yarımadası'nda. Gerçekten çoğu çöl insanları, yani canavar yapılı insanlar böyle. Acımasız insanlar böyle. Savaştan, öldürmekten, İşkenden yılmayan kişiler, yüz binler kişi etrafı sarmışlar. Yahudi kabileleri, sonra Yemen'deki devlet o gün, Habeşistan, Hristiyan devleti vardı. Koca Roma devleti, efsanevi güç, süper güç. İran, Sasan devleti, korkun süper güç. O gün şartlarda Allah Teala buyuruyor peygamberimize, Aleyhisselam Hazretleri'ne Allah Teala peygamberle peygamberimizi gönderdi. Neden? Bütün dinlere üstün gelecek bakın İslam dini. Gelecek. Nasıl olacak bu? Hayal mi bu acaba bu? Olabilir mi acaba bu? Medine'de küçük bir nahiye, bucak o günkü Medine, bugünkü şey koşullar ya böyle şey. Olacak mı bu? Mevlam şöyle buyuruyor. Azap Sure ayet 38'de bakın muhteremler. Esnebillah ve kâne emrullahi kaderem makdura. Bak. Ve kâne emrullahi kaderem makdura. Allah emri olmuştur. Kaderem makdura, o takdir edilmiştir. Yerine gelecektir. Yani hiç şey bunu engelleyemiyor. Bunu bence. Bu olacaktır bu şekilde. Ve gerçekten İslam dini çok kısa bir zamanda, çok kısa bir zaman İslam dini çığ gibi büyüdü. Halk kendi İslamlaştı. Yani kim İslam'ı zorla, İslam'ı kimse zorla getirilmiyor. Böyle. Getirilmiyor. Ama halk baktılar ki her şey İslam'da bakın. Yani o günün şartlarında önce tabi kabilelerden başladı. Kabile reisleri her biri bir derebeyi. Aslı kestik. Hukuk yok, kanun yok, kural yok, kargaşa kaos var. Halktan muazzam sömürüyorlar. Halktan elindekileri alıyorlar. Halka baskı var. Halk titriyor, korkuyor. Başını kaldıramıyor. İslam geldi. O kabile reisleri bertaraf edildi. Güya o kabile halkı önceleri işgal edilir zannettiler kendilerini. Baklar ki İslam öyle bir düzen getiriyor ki her şey bir kurala, nizama bağlı. Böyle karmaşık değil, keyfi değil böyle. Derbilik yok İslam'da böyle. Her şey belli kurala bağlı böyle. Alınan vergi de çok cüzi bir vergi. Alınan belgelerde adalet var, insanlık var, kardeşlik var. Kimse istemiyorlar İslam'da. Halk kendini İslam'a koştu. Böyle. İslam böyle çığ gibi büyüdü. İslam çığ gibi büyüdü.
Ve tabi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin de ömrü Medine'de çoğu hep böyle cihatta geçti ama kardeşlerim. Yani sahabelerde Peygamberimiz ömrü böyle geçti. Yani bazıları sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin işte çok evliliğini filan, biraz İslam düşmanları, münafıklar bunu bir şey yaparlar. Zavallı bilseler ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinden ne kadar rahat yatabildi acaba? Zaten Mekke döneminde bir Hatice Validemiz vardı Peygamberimiz eşi olarak. Hem de Peygamberimizden daha yaşlı. 15 yaşlı Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 25 yaşında evlendi bakınız. O günün şartlarında 12-13 evlenirdi Arap'la evlenirlerdi. Yani bile erdi mi evlenirlerdi. Tabi o zaman da günümüzde gibi söz, nişan, takı, şunlar, bunlar, ayrı daireler, eşya, beyaz eşyalar, şu eşyalar, mobilyalar yoktu zamanlar ki. Yoktu onlar böyle işte. Ne var ki? İsteyen birinde anlaştı mı iki aile, anlaştılar bunlar, bir mehir verirlerdi işte. Yüz baş, neyse şu kadar param var, bir mehir verirlerdi. Söz de bu, nişan da bu, nikah buydu. Alıp getirirlerdi bunlar böyle işte. Yürüp gelirdi gelinler böyle. Gelirlerdi. Yani evlenmek çok basitti. Çok kolaydı. O gün şartlarında Arap çocukları yani 12-13 yaşında hele 15'e evlenenleri hemen hepsi evlenirdi. Bekar durmazlardı. Evlilik çok kolaydı. Bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ancak 25 yaşına kadar bekardır bak. Ancak ondan sonra evlendi Peygamber Hazretleri. Hem de kendisinden 15 yaş daha yaşlı dul bir kadınla evlendi Peygamber Hazretleri. Böyle. Yani haşa öyle nefsine düşkün biri olsaydı tabi başka türlü hareket ederdi. İşte Medine döneminde elhamdülillah sevgili kardeşlerim İslam devleti orada kuruldu. Demek ki devleti kurmak başka, yaşatmak daha başka, devleti yaşatmak başka. Üç Yahudi kabilesi var. İslam düşmanı, peygamber düşmanı. İşte münafıklar var. Münafıklar var işte. Ki münafıklar şekil olarak Müslüman gibi görünüyorlar. Mescide namaz kılmaya da geliyorlar. Ama hem Yahudilerle hem Mekke müşrikleriyle gizli anlaşıyorlar. İslam'a saldırılsın, Peygamberimiz Müslüman öldürülsün diye uğraşıyorlar. Karşıda Mekke müşrikleri var. Büyük kabile Mekke müşrikleri. Güçlü kişiler, o günün şartlarında onlar daha iyi eğitim görmüş kişilerdi. Ticarete meşgullerdi onlar. Yine Mekke müşriklerinden daha büyük kabileler de vardı. Hep İslam düşmanları bunlar. Bu şartlarda İslam'ın yaşaması tabii ancak neyle olacaktı? Önce bir savunma ile, kuvvetli olmak ile. Bir devlet ne kadar kuvvetli olursa, ekonomide, ordusuna kuvvetli olursa, savaşmadan da o zaman yaşayabilir. Yani düşmana bir caydırıcılık gözdağı verebilir. Böylece. Bakın aslan bile, aslan, kendisinden daha büyük hayvanlara saldırıyor aslan. Kocaman geyiklere, hatta zürafaya ki tepesinde, ensesinde hayvan zürafaya su içmeye gittiği zamanlar aslan pusuda bekler, hemen tepe ensesini yakalar, hayvanı yapabilir. Ancak bakınız, aslan file saldıramıyor bakınız. Halbuki fil antal bir hayvan, kaba ağır bir hayvan. Yani neden korkuyor filden? Filin dişleri var. Aşağı yukarı 2 metre boyunda filin dişleri vardır. İki tarafında. İki dişi vardır. Bu dişler de kılcı bir keskindir ama. Fil kılı da başta böyle bir saldırdım aslana, aslan iki parça böyle dişleriyle. Bunun için aslan fili gördü mü şöyle kenardan yanadan gider bakınız.
filana saldırmaz. Ama eğer aslan saldırırsa kendisini savunur, aslı ikiye böler, bir anda böler. Bakınız, demek ki bunda bir caydırıcılık var bakınız. Bak, bir caydırıcılık var. Yani filin dişleri olmasa, iki dişi olmasa filin, iki tane silahı, kılıcı olmasa aslan file hemen saldırır, parçalar. Koca fil. Aslan muazzam bir gelir ek yemek, gıda almış oluyor. Ama ne var aslanda? Kendisine saldırmasına karşı bir saldırıcı silahı var. Bunun gibi insanlar da bunun gibidir. Bir çocuk bile bir çocuğa saldırır zamanlar şöyle bakar. Benim buna gücüm yeter mi, yetmez mi diye bakar. Bakar ki çocuk, o benden daha yaşlı, büyük. Ben de ağabeyim benim o. Ona bir şey yapamam, beni döver diye ona saldırmaya bakar. Yani ne zaman gücü yeter, ona saldırır. Tabii aynı kural devletler için geçerlidir. Yani yurtta su, cihanda su ile olmaz bu işler. Ancak caydırıcılık gücüne erişmemiz gerekiyor. Kuvvet olmamız gerekiyor. İşte elhamdülillah Medine-i Münevvere'de Allah aşkına elhamdülillah Müslümanlar bu hale geldiler. İslam ordusu gönüldü bunlar. Bu şekildeydiler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin zamanında ne kadar savaş oldu. Ne kadar savaş oldu. O zamanki savaşlara şöyle deniliyor. Bir kısmı seriye deniyor. Bir kısmı da gaza deniyor. Seriye en azından 5 kişi, en çok 400 kişiden oluşan bir birlikti. Savaş, gaza denilen savaş ise bu daha fazla bir kuvvetle de meydana geliyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 27 gazaya iştirak etti bakın. Peygamber. 10 sene içerisinde 27 gazaya, yani savaşa peygamber katıldı. Tabi savaşçı bir ön hazırlığı var. O günkü şartlarda gidilecek, orada savaşılacak, kalınacak, günlerce kalınacak, tekrar dönülecek. Ne demek bir savaş demek? Yani ne kadar uzun bir zaman alıyor, bir savaş alıyor. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'de böyle geçtiğini kardeşlerim. Demek ki bu savaş da madde aleminde böyle bir şey böyle bir şey. Mesela Fransa'da ne oldu Fransa'da? 60 bin Protestan bir günde öldürüldü bakınız. Hristiyan. Yani Fransa Hristiyan, o günkü Fransa Hristiyan, hali Hristiyan tabi. Ne var ki o günün kralı, kraliçesi Katolik bakınız. Katolik de bunlar. Ne yaptı bunlar bakınız? 60 bin Hristiyanı sırf mezhep farkından dolayı. Onlar Protestan diye ne yaptılar? 6000 kişiyi bir günde öldürdüler, katlettiler bunlar böyle şey. Yani dünyada savaş durmaz sevgili kardeşlerim. Dünyada savaş durmaz. Peki nasıl savaş durur dünyada? Mevlam buyuruyor, din Allah'ın oluncaya kadar. Allah'ın din oluncaya kadar. Yani İslam her yere gelse, halk İslam benimserse kulak işine giriyor bakınız böyle. Yani gerçek Müslümanlar birbirine tabi boğuşmazlar. Savaşmazlar bunlar tabi bunlar. Ama bu tabi dünyada olmayacak sevgili kardeşlerim. Yani dünyada savaş durmayacak sevgili kardeşlerim. Durmayacak. Bu devam edecek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ilk meydan muharebesi Bedir Harbi oldu. Bedir Harbi oldu. Bu da şöyle oldu. Aslında bu Bedir'de bir savaşmak diye bir amacı yoktu. Mekke müşriklerinin
Şam yolu Medine'nin yakından geçerdi. Mekke müşriklerinin de tek amaçları silahlanıp para kazanıp daha fazlasıyla Medine'ye saldırıp peygamberimizi, sahabeleri hepsini öldürüp mallarını yağmalamak, çocukları, kadınlarını da esicar yap amaçları buydu. Bunun için Medine-i Münevvere'den Ebu Süfyan'ın idaresinde bir kervan Şam'a gitti. Ve giderken konuşulmuş, herkese bir para katkı yapıyorum o zaman yapıyormuş. Kervan Şam'a giderken, önceleri de o şekildeymiş, kim ne kadar para katkı yaparsa masraf düşülüyor, kervanı alıyormuşlar. Bu son kervanda Mekke müşriklerin reisleri şöyle bir karar alıyorlar. Yine buna herkes katkı yapacak. O zaman para, altın para katkı yapacak. Ve elde edilen kar ile silah alınacak. Silah, ok, kılıç, zırh. Tabii kılıç tek kılıç etmiyor savaşta. Kılıç kırılıyor çünkü. Zırhlara vuruyor, kalkana vuruyor, kılıç kırılıyor. Bu için bir savaşta bir kişinin çok kılıcı olacak yanında. Kalkanı olacak, zırhı olacak, yayı olacak, oku olacak. Tabii yiyecek gıdası olacak, para alacak. Para lazım bunlar için de. Bu için böyle karar almış Mekke müşrikleri. Mekke giden bu kervanda çok o gün için çok külliyetli miktarda bir sermaye ortaya konmuş. Herkes yani son gücünü kullanmış. Nasıl Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılması için odun topladılar insanlar. O günkü Mekke müşrikleri de zavallılar da böyle bütün güçlerinin sonuna kadar kendilerini zorlayıp para ortaya koyuyorlar. Bundan kar almayacaklar. Elde edilen kar ile silahlanacaklar bunlar. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin idareciliğine bakın Peygamber Hazretleri'nin böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye yerleştikten sonra elden geldiği kadar Mekkelilerin Şam yolunu kesmeye çalıştı. Neden? Ekonomik amma uygulamak için onlara. Tabii kazanmasınlar, silahlanmasınlar diye Peygamberimizin bu şeyi taktiği uygulamadı. Yani Peygamberimizin hem maneviyatta, peygamberlikte, hem devlet reis idareciliğinde, hem de askeri sahada Peygamber Hazretleri'nin her açıdan bir üstün bir yönetici var Peygamber Hazretleri. İşte bu Ebu Süfyan'ın kervanı Medine kenarından gidiyorlar. Müslümanlar çıktığı halde buna kaçırmışlar bunu. Allah böyle dilemiş. Tabi öyle olacak. Bu kervan Şam'a gidiyor. Şam'dan mallarını satıyorlar. Ve gerçekten para ile bunlara çok silahlanıyorlar. O günün şartlarına göre tabi zırhları, kalkanları, okları, yaylar gayet çelik, keskin, çok miktarda kılıç alıyorlar bunlar. Bu şekilde bunlar Mekke'ye dönecekler. Bu kafile. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi gözleri ortaya koyuyordu. Bu defa kafilenin döneceği habere gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabını topladı. 300 küsür kişi toplandılar. Tabi bu ilk bir devlet savaşı olacak şimdi yani. Olacak. Tabi ne de olsa ismi savaş. Gidip gelmemek var, ölmek var, yaralanmak var tabi, sakat kalmak da var. Hepsi bunların da var. Ama bir de İslam'ın dininin yaşaması gerekiyor. İslam devletinin yaşaması gerekiyor. İslam'ın güçlenmesi gerekiyor ki İslam ise anlatabilsin, diğer devletlere de güçlenirse anlatabilecek bunları. İşte
Ebu Süfyan yine dönüşte gene kurtuldu. Gene kurtuldu. Allah böyle dilemiş Ahmet'i. Böyle dilemiş. Ebu Süfyan Mekke'ye Habeş'e gönderdi. Parayla birini tuttu o civardan. O kişi tabii Kerem'in ağır gidiyor. Eşyaları Kerem var. O kişiyi acil olarak Mekke'ye gönderdi. Git halka haber ver. İşte bize baskı yapacaklar Müslümanlar. Yardıma gelsinler diye. Bu haber tabii Mekke'ye gidip onları bu durumdan haberdar etti onları. Bu şekilde Ebu Cehil'in başkanlığında bir ordu kurdular Mekkeliler. Onlar bu da Medine'ye gelmeye başladılar. Bu ilk meydan muharebesi Bedir'de oldu. Ve Bedir'de bulunan sahabelerin her birinin makamı diğer sahabelerden daha üstün o. 313 kişi en kuvvetli rivayette. Her biri sırf Allah için Celle Celaluhu ve gelip de dönmemek ihtimalini de kabullenerek, şehit olmayı da kabullenerek sırf Allah için Celle Celaluhu. Bir de bunun bir özelliği de Mekke'den gelecek olanların da çoğu akraba bunlarla. Çoğu akraba. Hazreti Ali Hazretleri tabi Beri'de. Kardeş Ukayl en azından müşrikti o karşıda. Bunun gibi çok böyle kardeşler, hatta baba oğul, hatta Hazreti Bekir'in bir oğlu da karşıdaydı da. O anda. Müşrik tarafında Hazreti Bekir'in bir oğlu da karşıdaydı. İlk savaş böyle oldu. İnşallah nasip olsa haftaya Rabbim izin verirse inşallah. Yani gerçekten Bedir Harbi çok ibretli bir savaş. O güne kadar Mekke'ye Araplar arasında bulunan aşırı asabiyet, yani kavmiyetçilik, ırkçılık, kabilecilik, akrabalık bağları, taassup, yani bir aşırı bağlı. Birinin uzak akrabasına bile bir zarar gelse mutlaka akrabalık damarı ile hayata geçer bunlar. O akan kanı ya da bırakmazlardı. Böyle olduğu halde akrabalık taassubu bırakıldı. O kavmiyetçilik geri atıldı. Din davası üste çıktı. Üste çıktı. Elhamdülillah bu Bedir Harbi'nin kazanılmasıyla beraber İslam devleti devletliğinin varlığını etrafa kabul ettirdi. Kabul ettirdi elhamdülillah. Ve Medine'de de elhamdülillah bir İslam devletinin kuruluşu gerçekleşmiş oldu bununla beraber. İnşallah haftaya nasip olsa inşallah Bedir Savaşı'nın ta detaylarına inşallah böyle girmeye çalışırız. Çünkü onları anmak bile Müslümana bir feyiz verir. Lillahi Teala Fatiha.